da biz beraber... Çocukluğun anı. Ben İstanbul'daydım. Biraz yaramazmış rahmetli herhalde. Öyle bir şey var mıydı? Çocukluğunda. Yani ya masum hiç çocuk olmadı ki zaten ya. Şimdi onu şöyle anlatıyorlar bakın. Buraya geliyorlar sizin gibi değerli canlar. Mahsuni'yi kimden soralım, kimden soralım diye. Mahsuni burada çocuk arkadaşları var. Oynadıkları, çocukluk yaptığı arkadaşları var. Yani benden işte 3-4 yaş büyük olanlar. Diyorlar ki falancıya git. Şimdi ben ona gidiyorlar tabii. O anlatıyor şimdi. İşte bacağımızda don yoktu. Yani o yıllar öyle. Evet öyle. Bacağımızda don yoktu. Donsuz dolanırdık. O anlatan doğrudur. Çok fakir insanlardı yani. Ama anlattığı adam öyle değil ki ne. İşte biz bostan yolmaya giderdik. İşte adam bizi kovalardı, tutardı, bizi döverdi diye gelen canlara Mahsuni'yi böyle anlattılar. Yıllar yılı böyle anlattılar. Sen doğrusun yani. Çocukken yaramaz oluşu bunların anlatışı. Bu anlatım şeklinden. Anlatış. Mahsuni çocukluğu olmadı bir sefer. Mahsuni bu yaştaydı. Cema sahibiydi. Yani biz anlayamadık, bilemedik ama Allah vergisiydi. Söz ustasıydı. Yani bir de okumayı çok severdi. Son derece güzel okurdu. Bizim köyün imamı vardı. Ezanı Mahsuni'ye okuttururdu. Bu kadar güzel sesi vardı yani. Saza da gelince benim amcalarım hem saz yaparlar tut ağaçlığından, imalat yaparlar, evet. Hem de çalarlar, güzel de çalarlar yani. Onların dizinde büyüdü, sonra mahrumu vardı, fakir, sefil bir adam ama evet. Aşıktı. Mahrumi bize çok takılırdı, Mahsuni'ye çok takılırdı. Mahsuni köyde saz çalanlar çoktu o zaman. Cemler, cemaatler olurdu. Mahsuni ceme götürürlerdi. Sesi güzel. Evet. Deyişleri de Cenab-ı Allah vermiş. Adamın şeye ihtiyacı yok yani. Birinin deyişini ezberlemeye ihtiyacı yok. Öyle söylüyor da söylüyor irticalen. Şimdi hani derler ya bizim Anadolu'da bir söz var. Çok güzel bir söz. Kılavuzun karga olursa. Evet. Şimdi Mahsuni'nin yaramazlığı oradan geliyor. Kılavuzda karga. Mahsuni'nin çocukluğu olmadı. Mahsuni oldu bitti büyük adamdı yani. Evet. Çok güzel adam ama hayatında sürprizler çok oldu. Bir gün İstanbul'dayım. Benim ömrüm hep İstanbul'da. Abim de oraya gelir. Bana dedi ki gel dedi ya. Geldik. Bu türkü barlar da yeni açılmış. Böyle bir moda oldu yani. İskembe, işte böyle bira. Otelde de misafirleri çok. Dedi ki ya bu türkü barları açılmış. Beni götür dedi. Bir hem bir görelim hem de bir dinlenelim dedi. Gelirken de Eminönü'nden dedi. Bana bir şapka. Şu sekiz köşe şapkaları var ya. Ben de onu sekiz köşeye yeni duydum yani. Evet, sekiz vardı. Köşe şapka mı olur dedim. Olur dedi. Sen şapkacılara sor dedi. Allah Allah. Fakat ona şey diyorlar. Adı yama şapkası diyorlar. He. Sekiz köşeye. Evet. Aldım neyse. Eminönü'nde Taksim'e gittim. Otelde kalıyor. Vardık oraya. Oradan işte çıktık Beyoğlu'na. Hemen hemen her sokakta var bu türkü barlar. Evet. Çok kalabalık ama. Hem ucuz. Hem de çok güzel şarkılar, türküler söyleniyor. Hep deyiş söyleniyor yani. Bir iki yerde yer bulamadık. Bir masada dört iskembe var, iki kişi oturuyor. Oraya vardık, iliştik. İliştik, rakı içiyorlar. Her şey var. Bira, rakı, viski ne istersen var. Bira içerdi rahmetli, çok susardı. Oturduk şimdi. Onlar dediler ki o iki genç. Ama sahnede delikanlı Mahsuni'den söylüyor. Ondan sonra yandım yandım yanamadım diye güzel bir eseri var ya. O bir tabip. Evet. O bir tabip şu yarayı. Evet. Sarsalan ilirse. Ya dedi
Sövdü oradaki çocuklar şimdi ya. Nereye gidecek dedi ya. Bu orospu çocuğunun türküsü söyleniyor dedi ya. Allah Allah. Biz ne yapacağız? İstanbul dışına mı çıkacağız dedi ya. Varı 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 batsın dedi ya. Nereye gidecek bunun türküsü dedi ya. Eyvah. İşe kalsın şimdi. Yo Mahsun'u rahmetlikle çok sakar. Duru bilmez. Karşıda şu kadar güç var anlamaz. Tuhaf garip bir adam. Şöyle bir alttan baktım, bana bakıyor mu? Ben götürdüm ya şimdi. Bana bakıyor mu? Baktım ki yani böyle. Sus işareti yapıyor. Hmm, sus dedi. Neyse onlar kızdılar tabii ya. Olmaz olsun dediler ya. Çıktılar gittiler şimdi. Ben özür diledim. Ya Erenler ne bileyim ben dedim bunların böyle. Denk gelecek. Yani adama ne diyeyim dedim ya. Sonra kavga etsek hiç gücümüz yetmez. Koca koca adam var maşallah böyle. Pehlivan gibi. Erbabı gibi. Neyse. Dedi ki Hakkı Baba görüyor musun Erenler dedi. Şu Mahsuni'ye bak dedi ya bak. Biri sahnede dedi Mahsuni'den bahsediyor. Okuyor dedi adam. Evet. Diğerleri Mahsuni'yi dinliyor dedi bak. Dinliyorlar dedi Mahsuni. Şu iki cam dedi bak. Mahsuni'ye söylüyor dedi bak. Şu mutluluğa bak dedi ya Rabbi. Sana ne kadar şükresem az gelir ya Rabbi. Seven bana seviyor dedi. Seven beni seviyor. Mahsuni böyle ilginç bir adamdı. Evet. Erenler. Evet Mahsuni Şerif'i kardeşi Hakkı Cırık'tan dinledik.